geldiniz. Buyurun arkadaşlar. 2019-96 sayılı raporuna ait görüşü. Çevre yapılaşmasına uyumsuzluk teşkil ettiği anlaşıldığında 363 adı 2 nol parselde hazırlanan bir... Ama kimsenin mağdur olmasını da istemiyorum. Bugün Kent Konseyi'nin Çocuk Meclisi'nin değerli başkanı yanımda, Fatma Yeşilyurt. Dolayısıyla toplantı boyunca bizim misafirimiz olacaklar. Eğer uygun görürseniz bunu hem oylarınıza sunmak istiyorum, hem de kendisinin gündem dışı kısa bir selamlama konuşmasını yapmasını diliyorum. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Toplantı çoğunluğumuz var. 2019 yılı Aralık ayı olağan toplantısını açıyorum. Hayırlı olsun ordumuz için, ülkemiz için. Gündem dışı birkaç şey söylemek istiyorum. Bunlardan bir tanesi özellikle 3 ay değil 12 ay ordu, orduyu 4 mevsim yaşayın diye bir sloganla başlattık. Tabii her sloganın altının dolu olması lazım. Yoksa sözde kalır. Bunun için de ordumuzu 4 mevsim, kış da dahil, güzelliklerini paylaşmamız lazım. Onun için kışa hazırlığımızın olması lazım. Çünkü biz de Haziran, Temmuz, Ağustos dediğimiz zaman biz orada da dükkanı kapatıyoruz. Herkes fındığı topluyor ve gidiyor. Halbuki 12 ay ordu güzel. Ordunun gezilecek, görülecek çok yeri var. Ve bu bakımdan turizm ağırlıklı, nitelikli tarımla desteğiyle üretim ağırlıklı bir ordu olsun istiyoruz. Ordumuzun harikulade güzelliklerini sadece ordular tarafından, orada lokal olarak yerleşen hemşehrilerimiz tarafından değil, ilimiz içinde o bölgeleri bilmeyenler başta olmak üzere herkese açık olmasını arzu ediyoruz. Ve bunun için de önümüzde güzel de bir fırsat var. Kış mevsiminin Aralık, Ocak, Şubat, bu Mart'a da kayabilir. Bunun içinde bilhassa başta Çambaşı olmak üzere çok güzel yaylalarımız var. Keyif alan yaylası var. Yani çok güzel. Gölköy'de gölümüz var. Buz tutuyor. Çok iyi bir kayak yeri olabilir. Göletlerimiz var. Burada kayak merkezi olarak pist hazır zaten doğal. Orada paten yapabiliriz. Çok güzel kayabiliriz. Bunlarla ilgili çalışmaları yapabiliriz. Kumru'da Ericek Yaylası bizim keşfedilmesini beklediğimiz güzel yaylalardan bir tanesi. Zaten Perşembe Yaylası, Aybastı başlı başına harikulade. Ve bunun dışında da eğimli olan her yeri belediyemizden, belediyelerimizden istirham ediyorum. Yerlerini bize söylesinler. Eğer orası hafta sonlarında başta olmak üzere birer eğlence merkezi, birer spor merkezi olabilir. Kızakları biz sağlayacağız. Kızaklar olmayan leğenlerde kayacak. Bunun için yarışmalar yapacağız. Yani kışın belki oraya çadır kurabiliriz ısınmak için. Çünkü bizim ordu aslında sahil kentiyiz ama denizi de çok kullanmıyoruz, dağları da. Üşümekten korkuyoruz, denizde yüzmekten çekiniyoruz. Şöyle bir dağlara açılalım, dağları keşfedelim. Dağları, dağlarla barışalım, karla barışalım, üşümekten korkmayalım. Özellikle Ocak ve Şubat ayında 8 tane haftamız var dörderden. 8 hafta boyunca bir plan yapalım. Mesela Çambaşı zaten elde var bir. Çambaşı'nı saymıyorum. Çambaşı zaten take off'a geçmiş durumda uçak olarak. O zaten havalanmak üzere. Ama mesela Aybastı'dan başlayabiliriz. Onun dışında diğer yaylalarımıza ağırlık verebiliriz. Mesela Keyfalan Yaylası olabilir. Onun dışında sizin seçtiğiniz yerleri sıralamaya koyarız. Büyükşehir Belediyesi olarak biz pistleri, her şeyi hazırlarız size. Yani kış da bizim olsun artık. Dağlar bizim olsun. Evimize kapanmayalım. Üşümekten korkmayalım. Yani ordu bir kayak merkezi olacak şekilde kışın bu 8 haftayı değerlendirelim. Evimize kapanmayalım. Temiz hava, doğal güzellikler
ve iç turizme önce kendimiz hazırlayalım. Peşinden de yabancıları misafir odalarımıza, evlerimize davet edelim. Eğer dağınız, tepeniz yoksa, göletiniz varsa gölet de kabulümüzdür. Sular da donacağı için oralarda da aynı şeyi yapabiliriz. Açıkçası karla haşır neşir olacak bir programı yapabiliriz. İsmini saymadığımız yerler de kendi eğimlerine göre bize öneride bulunabilirler. Dolayısıyla bu kış eve kapanmak yok, üşümekten korkmak yok. Dağlar bizimdir, karlar bizimdir arkadaşlar. Ona göre hazırlığımızı yapalım diyoruz. Buradaki konu şeyde bu bahsettiğiniz emsallerle alakalı bir işlemli park alanlarının yer değişikliği, oradaki yerde bir... Öncelikle kendi amaçlarımdan ve bir Ordu Çocuk Meclisi Başkanı olarak ne yapmak istediğimden bahsetmek istiyorum. Ordu'yu kültürel, bilimsel ve eğitim alanlarında zirveye taşımak istiyorum. Çünkü dünyada en öncü bir ülke haline gelebilmemiz için şu andan itibaren gelişmemiz gerekiyor. Ben de bunun için Ordu'da bizim yaşlarımızdaki arkadaşlarımla birlikte etkinlikler düzenlemek istiyorum. Mesela ulusal ya da uluslararası anlamlarda söyleşiler, sempozyumlar ya da teknoloji ya da astronomi festivalleri düzenlemek istiyorum. Bunun dışında çocukların bireysel sorumluluk alarak çevrelerine ve Ordu'ya katkıda bulunmasını istiyorum. Bizlerin enerjisiyle ve sizlerin desteğiyle birlik ve beraberlik içinde düşünen, üreten ve yarışan Ordu için hep birlikte çalışmak istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Sincili Mahallesi sınırları içerisinde G39B03C1B Taksim G39B03C1C uygulama imar planı pastaları 1404 ada 1, 28, 1 ve 28 nolu parsellerde hazırlanan